birimizin varlığı, her birimizin mahallemizde, sokağımızda, partimizde kurduğu söz, gittiği eylem, attığı sloganın kendisi hem buraya hem Deminol'un Orta Doğu coğrafyasına çok büyük bir umut olmaya devam ediyor. Gençlerimiz tutuklandı yaklaşık 15 gün önce. Halay çektiler, sloganlarını söylediler, gözaltına aldılar, yavaş yavaş arkadaşlarımız bırakılıyor. Bu karşı karşıya olduğumuz inkar ve imha politikasının yeni bir aşaması değil ama yeni bir sonucu. Düşünün, bu halkın kültürel değerlerine, bu halkın hakikatini ifade eden sloganlara bir tahammülsüzlük var. Hangi slogan atıldı? Bir İstero Kapı sloganı atıldı. Bu slogan Kürdistan'da... Bu söz Kürdistan'da bir hakikat. Bu söz Kürt halkının özgürlük mücadelesinin hakikati. Bu söz devletin 25 yıldır uyguladığı derin tecride rağmen direnen, barış aklından, barış fikrinden vazgeçmeyen, onurlu bir barışı inşa edebilmek için elindeki imkanları sonuna kadar değerlendiren Sayın Öcalan'ın etkisiydi. Bir 2013-15 döneminde hepimizin tanıklığıyla bir çözüm ve müzakere süreci yaşadık. Ama geldiğimiz aşamada şu durumdayız. Fikriyatıyla direnen Sayın Öcalan, Kürt sorunun demokratik çözümü için Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nın başlangıçlarına tanıklık ettiğimiz dönemin sona ermesi için muhatap arıyor. Kürt sorunun demokratik çözümü konusunda sorumluluk alacak, cesaretle evet bu sorun çözülmelidir diyecek bir siyasi muhatap arıyor. AKP mi olur, CHP mi olur, başka bir parti mi olur, hepsi mi buluşur Kürt sorunun çözümü konusunda sorumluluk alır, bu onların bileceği iş. Ama bizim bildiğimiz ve gördüğümüz İmralı'da barışın anahtarı, İmralı'da barışın elçisi bu konuda açık bir şekilde önceki beyanlarında sorumluluk alacak bir siyasi iktidar, bir muhatap aradığını söylüyor. Türkiye Kürdistan'da Bağkur'da biat ettiremediği, itaat ettiremediği Kürtlere karşı yeni bir yol haritası çizdi. Akıl olarak eski ama dönem olarak yeni bir şey. Her biriniz takip ediyorsunuz. KDP, IŞİD işbirliğinde Türkiye'nin yeni bir işgali ve yeni bir savaş dönemi başlıyor. Şimdi Kürt gençleri yıllarca verdiği mücadeleyle bırakın Orta Doğu'yu, dünyaya IŞİD'siz, IŞİD çetelerinin işlediği insanlık suçları karşısında IŞİD'siz bir dünya hediye etmişken bu iktidar o kadar sıkışmış ki bildiğimiz bir şey yapıyor. IŞİD'le ortak bir şekilde ve KDP'yle ortak bir şekilde ne yazık ki Kürdistan topraklarını işgal ederek Kürdistan'ın değerleri ve Kürt halkının bugüne kadar ölmüş olduğu bütün sistemi değiştirmek istiyor. Buna ihtiyacı var. Küçüldü bu iktidar arkadaşlar. Her birinizin emeğiyle, her birinizin sözüyle. Yeni yol arkadaşları kim? Bir yandan Kürt düşmanı, kadın düşmanı Hüdapar ama diğer yandan IŞİD, diğer yandan KDP. Hiçbir ülkenin bekası o coğrafyada yaşayan bir halkın yokluğu üzerine inşa edilemez. Ama Türkiye'de Kürtlerin varlığı her zaman bir savaş gerekçesi oldu. Türkiye'de Kürtler her zaman inkar, asimilasyon ve özel savaş politikalarıyla baş başa bırakıldı. Biat etmedi, itaat etmedi, kendi sisteminde üçüncü yol diye ifade edelim, kendi sisteminde ısrar etti ve bugün herkesin gözü Kürt hareketinin öncülük ettiği, Kürt özgürlük mücadelesinin öncülük ettiği yeni demokratik paradigmadır.